Orhan Bey ilk kez sur duvarlarının dışında bir külliye yapmayı öneriyor ve bunu inşa ediyor. İlk külliye Orhan Bey tarafından Orhan Gazi alanı olarak bilinen hemen Ulu Cami'nin yanındaki alanda ilk cami Orhan Camisi'dir. Orada bir medrese de yapılıyor, bir imaret yapılıyor, hamam yapılıyor ve bir de han yapılıyor. Yani ilk han mesela 1339 yılında Orhan Bey tarafından yaptırılan Emirhan'dır. Ulu Cami'nin hemen karşısında ve Hanlar Bölgesi örneğin bu birinci yapılan Emirhan'ın çevresinde gelişmiştir. Bir kere o kentteki kültür mirası veya doğal miras hangi anlamda listeye girdiyse bu artık o kentin, o ülkenin mirası değil, bütün dünyanın mirası oluyor. Yani adı üstünde dünya miras listesi. Doğal varlıkta olsa, kültürel varlıkta olsa artık dünyanın mirası oluyor. Bu bir kere o kentte dünya miras listesine giren bu alanların korunmasının sürdürülebilir olmasının bir garantisi oluyor. Yani tabii ki hiçbir zaman istemeyiz bir doğal afet olmasını veyahut bir savaş olmasını, ama herhangi bu tür bir durum olduğu zaman bir kere bunların korunabilmesinin ve UNESCO tarafından garanti altına alınmasının bir sözü olmuş oluyor dünya miras listesine girmek. Aynı zamanda tabii ki dünyada duyulmuş oluyor. Çeşitli kitaplarda, çeşitli ortamlarda Bursa'nın adı duyuluyor ve öncelikle kültür turizmi anlamında değer kazanıyor. Kültür turizmi de diğer turizm türlerini tetiklediği için buraya, bu kente gelen turist sayısında büyük bir artış bekleniyordu ve bu da gerçekleşti.